yapamıyorsun. Geçti eve ben geçeceğim. Baba. Ne oldu? Serbest baba. Yok, 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 ser
Babamın sesini duydum az önce. Üzülme, Allah bizimledir dedi. İyileşecek babam, bak biliyorum ben. Hiç bana anlatma Servet. Benim şu hayatta en sevdiğim adam yataklara düştü. O bir iyileşsin, kendine gelsin. Sonra anlatırsın ne anlatacaksan. Saruhanlı'nın yakını siz misiniz? Evet, oğluyum. Geçmiş olsun. Babanızın tansiyonu çok düşük. Yani bu yaştaki hastalarda yüksek tansiyonda, düşük tansiyonda risklidir. İsminiz neydi, affedersiniz? Kadir. Kadir Bey. Tansiyon çok düşerse beyne kan gidişi azalıyor ve dolaşım bozuluyor. Tabii babanız Alzheimer hastası olduğu için geçirdiği felç buna bağlı. Bir dakika, bir dakika. Siz başka bir hastayla karıştırıyor olabilir misiniz? Emin Saruhan'la yanlışlık yok. Şu an bir şey söylemek için erken. Önümüzdeki 24 saate bakacağız. Önce onu bir atlatalım. Sonrasında size daha sağlıklı bilgi verebileceğim. Sağ ol. Geçmiş olsun tekrar. Durum bu. Şüphelendiydim. Sordum ona, ne var senin Emin Bey dedim. Şey demedi, ben bilmiyordum. Rabbim Şafi ismiyle şifasını versin inşallah. Amin. Amin. Babanın nasıl olduğunu biliyor muydun? Kızmayacağım, bak doğruyu söyle. Babanın söz konusu olunca belli yani. Tembih etmiştir, yemin ettirmiştir. Yok annem, yok. Getir istiyorsan kitaba el bas. Yok. Sen doğruyu söylersin. Hayırlı bir haber alaydık. Bir nefes alaydık. Alacağız annem. Alacağız. Mevsim.
gözlerimden yaşlar. Sel olup aksa ne çare? Ömrümce zarar. Sevgiden mahrum her an. Kopsa fırtınalar. Baba. Baba. Anne. Baba. Ne oldu bana? Baba sakin, sakin. Sen kimsin? Kadir baba ben. Kadir oğlun. Oğlun baba. Kadir. Kadir'im. Baba. Oğlum. Oğlum. Ne oldu bana? Ne oldu? İnme baba. Ama geçecek dedi doktorlar. Ucuz atlatmış dedi. Annemi gördüm kızım. Annem şuradaydı karşımda. Nerede annem? Annem gelsin kızım. Annem gelsin. Anne. Anne. Annemi getir bana. Anne. Annem gelecek mi Kadir? Annem gelsin. Emin Bey Hayati tehlikeyi atlattı. Yoğun bakımdan çıkardık odasına alıyoruz. Çok şükür. Allah senden razı olsun doktor hanım. Hazret Hanım, ben sizinle bir şey konuşmak isterim eğer vaktiniz tabii, varsa. Tabii, tabii. Alzheimer Derneği hasta yakınları için bir program yapıyor. Ben biraz bu programdan bahsetmek istiyorum size. Kadir Bey, Emin Bey sizi çağırıyor. Hastamıza nasıl davranacağınızı bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ah, sağ ol kızım. Hadi gelmiş geçmiş olsun baba. Bitti, atlattık. Bundan sonrası kolay. Nesi kolay be Kadir'im, nesi kolay. Bu yanımı hiç oynatamıyorum. Geçecek baba hepsi seni. Bak, yavaş yavaş hareketler yerine gelecek dedi doktor. Biraz sabır. Atın beni çöpe. Benden kimseye hayır gelmez artık. Bittim ben. Atın gitsin. O nasıl söz öyle baba olur mu? Allah'ın izniyle bunu da atlatacağız. Bak çocukların torunların hep kapıda. Güzel haberlerini aldılar. Hepsi ağlaşıyorlar. Bir çağırayım da güzel yüzünü görsünler. Çağırma gelmesin. Kimse görmesin beni böyle. Tamam. Annemi çağırayım bir tek. Hayır. Bir tek sen. Söyle herkes evimize dönsün. Beni böyle görmesinler. Sağ kolumu kaldıramıyorum. Elimi bile öptürmedikten sonra ben baba olsam ne olur dedi, olsam ne olur. Söyle herkes gitsin, annen dahil. Kimse görmesin. Nasıl girebiliyor musun şimdi? Yok 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 anne istemiyor. Nasıl? Ben iyiyim herkes eve dönsün dedi. Ben de mi? Yaşar. Ha. Hadi yavrum. Çocuklar da harap oldu siz dönün artık hadi toplan. Anne sen de sen de hadi. Ben hiçbir yere gitmeyeyim. Madem kapısından giremiyorum, kapısında beklerim o zaman. Tamam. Merakta kalmayın. Ben devamlı haber edeceğim. Tamam, merak etmeyin. İyi hadi duydum Sait. Hadi. Hadi. Hadi ya. Allah'a emanet ediyorum.
Ben de. Dedem Alzheimer olduğunu kimseye söylememişti. Amcam biliyormuş galiba baştan beri. Babam öyle bir şeyler söyledi ama. Ne oluyor? Baba ölüyor. Biz burada bin tane işle uğraşalım. Sen orada karıyla kızla günlü gün et. Öyle mi? Lan doğru konuş. Yaşa, yapma gözünü seveyim. Çık. Yeter be. Ben babama bir şey yapmadım. Lan. Bırak. Felç geçirdi lan adam. İlmeğindi lan adama, ilmeğindi. İyi mi öyle? Ha? Rahatladın mı biraz, iyi mi böyle? Ne diyorsun lan sen? Başkalarına sinirlenip burada herkesin içinde esip gürlüyorsun ya, iyi mi böyle? Servet yeter, tamam. Sen daha ilk günden babama vasi tutmak gerek diyen değil misin lan? Oğlum bununla ne alakası var şerefsiz? Lan asıl şerefsiz sensin, bırak oğlum. Lan sen hiçbir zaman bu aileye yakışmadın. Hep bize tepeden baktın, hiç beğenmedin. Sanki kendin... Ben sen bugüne kadar hangi taşın altına eldik odun lan? Ha? Neyi başardın? Lan başardığın bir şey söyle. Kurban keseceğim lan. O zaman aç kulağını iyi dinle şimdi. Söyleyeceğim. Lan! Abi gözünü kapat. Bırak! Herkes yemek odasına. Ne oluyor ya? Bak kızım. Gel annesi. Servet! Dur! Nereye gidiyorsun? Servet! Servet! Ne bekliyorsunuz? Aileniz mahalleniz yok mu sizin? Hadi gidin. Hadi hadi. Sessizliği de seviyorum. Ne oldu? Aldın mı ağzının payını? Servisim çok geçmiş olsun. Aldım haberlerini. İyi mi babişko? Kendine geldi Rabbe şükür. Ama felç. Yapma ya. Fena olmuş. Bakımı da zordur bilirim. Beni evden kovdu İlhan. Kovar tabii. Ben de görsem o görüntüleri ben de kovardım. Benim gidecek başka yerim yok ki. Bir şekilde evime aileme dönmem lazım. Ne demek istiyorsun yani? Bak bana bir ders vermek istedin tamam. Ben dersimi aldım. Bundan sonra sen ne dersen o. Bak sesimi çıkarırsam namerdim. Lanet olsun Kadir'ine de kardeşine de kimse arkamda durmadı benim. Yalvarırım bir konuşalım ne olur. Ah Servet bu kadar kalın kafalı olmasaydın bunlara hiç gerek kalmayacaktı. Neredesin sen şimdi? Serseri gibi dolaşıyorum sokaklarda. İyi. Hadi gel buraya. Sana... Yeni yaptırdığım grup binamızı göstereyim. Babam varken nasıl hareket ediyorduysak bundan sonra da öyle hareket edeceğiz. Meydanı boş buldum diye ortaya atlamaya kalkan olursa yakarım canını. Emin Saruhanlı'ya onun adına şu kadarcık leke gelirse... Ki geldi. Ne diyorsun oğlum sen? Daha buradayken geldi Yaşar abi, sen ne anlatıyorsun? Ne geveliyorsun oğlum sen, ağzının içinde açık açık konuşsana.
Vallahi herkesin içinde konuşmayayım diyorum da. Benim de sabrımın bir sınırı var yani. Aa bak. Kendin gör. Ne yapıyorsun? Abi bırak. Abi bırak. Evli bak ya kızım. Yenge alacaksın abi. Kendin gör. Dur. Abi sen onu. Onunla ne yapıyorsun sen? Yok öyle. Hadi siz çocuklar hadi dışarı. Erkan. Abi dur. Sizlik bir şey yok. Hadi hadi dışarı. Hadi dışarı. Hadi dışarı. Dışarı. Hadi. Hadi babacığım. Abi. Hadi. Hadi al git. Abi ben. Ben açıklayabilirim yemin ederim. Bak beni bir dinlesen. Rezil. Abi ne olursun. Yepaze. Abi beni bir dinle ne olursun. Ne olacaksın lan? Abi ne diyorsun sen? Ya abi sana yakışıyor mu? Abi beni bir dinle ne olur. Biz bu yüzden mi geldik lan buraya? Abi. Evimizi ocağımızı bu yüzden mi terk ettik lan? Ben siz... Abi ne? Yaşar sen seni dikkat et. Allah aşkına. Abi yaşar. 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 Seni de gören adam zanneder be boyuna posuna bak. Yetmedi mi bu kıza yaptıkları? Mahvettin. Yıllarca ağlattın, süründürdün. Şimdi bunu mu yapıyorsun ya? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Abi yapma. Yaşar yapma. Abi yapma, kurban olayım. Yaşar yapma. Yaşar, 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 yaşar. Abi abi. Benim senin gibi bir kardeşim yok. Abi. Anama da söyleyeceğim. Kadir'i de arayacağım. Yaşar yapma. Sen karışma. Ya ne demek karışma? Bu kız elimde büyüdü benim. Bir sus! İndir o eline bakayım. Ne yapacaksın? Çocukların önünde tokat mı atacaksın sen bana? Vuracaksın mı Yaşar sen bana? Vur. Hadi bir vur da gör bakayım ne oluyor. Hala konuşuyor ya. Hala konuşuyor. İzin mi alacağım ben senden? Konuşmak için izin mi alacağım ben senden Yaşar? Kendine gel. Kendine gel Yaşar. Yoksa aklına hayaline gelmeyen bir Nur görecek karşında. Paraymış bulmuş bilmem neymiş dinlemem. Alırım çocuklarımı da dönerim ödemişe. Kalırsın burada böyle tek başına. Geceleri de parana sarılıp yatarsın. Onları satırlar artık seni. Büşra kızım gel. Büşra. Servet, ben sana dedim, defalarca söyledim. Benim dediğimi yap, yolumdan git, hayatını yaşa dedim ama dinlemedin. Benim artık hiçbir şeyim kalmadı ya. Dur mu? Sen şu an çok zenginsin ama farkında değilsin. Ornaz'ın %25'i artık sensin. Nasıl oluyor öyle? Senin baban felç olmadı mı? Oldu. E tamam işte. Yönetimi bölüşeceksiniz. Servet sen gerçekten bu işlerden hiç anlamıyorsun. Sen buraya geldiğinde zengin olmadın. Baban felç geçirdiği an zengin oldun.
Ben bunların hiçbirini istemem ki tek başım. Beceremem ki zaten. İlhan, ben dediklerimin arkasındayım. Bundan sonra sen ne diyorsan ol. Vur de vurayım, sus de susayım. Gel buraya, gel. Tamam, tamam. Ne oldu, seni çok mu üzdüler? Çok üzdüler İlhan. Çok. Servis. İyi. Yaşa. Babam senin yüzünden felç oldu. Uzun uzun yaşa. Ama sürünerek. Bir kol %60 hareketli. Diğer kol ve bacak fonksiyonlarındaysa hareket kaybı hala çok fazla. Nörolojiden gelen sonuçlar gayet iyi. Yani fizik tedaviyle birlikte hareket kaybını zamanla minimuma indireceğiz. En kısa sürede Emin Bey'i tekrar ayağa kaldıracağız. Rehabilitasyon sürecinde moral bozmamak çok önemli. Bu süreci ne kadar iyi geçirirsek Emin Bey'in iyileşmesi de o kadar erken olur. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Babam yapma böyle, gözünü seveyim. Hem bak adam ne diyor? Hızlı geçecek diyor. Moral bozmamak önemli diyor. Sen Cemil'i arasana bana. Arayayım. Arada görsün arkadaşının düştüğü durumu. Nasıl elden ayaktan kesildiğini. Yapma babam, böyle yapma. Arasın. Bir tek o anlar beni. Tamam, arıyorum. Ne dedi? Gelsin dedi mi? Annem boşuna bekliyorsun. Bilmiyor musun babamın inadını? Gelmesin dedi. Daha da bir şey demedi. Olsun, ben burada beklerim. Ben burada beklerim. Belki bir şeye ihtiyaç olur. Tamam, burada bekleme bari. Geç karşı odada bekle. Bütün katı kapattık. Bizden başka kimse yok katta. Olmaz, ben oradan duymam. Belki bir şeye ihtiyacı olur. Seslenir. Ben oradan nasıl duyayım? Kadir, iyi olacak değil mi? Hı? Eskisi gibi olacak değil mi? İnşallah annem. İnşallah.
Ne oldu? Çok kötü şeyler olmuş şu an. İlhan Bey. Sadece 5 dakika. Ne dedi? Çok geçmiş olsun dedi. Hemen Ödemiş'ten yola çıkıyor. İzmir'den ilk uçakla geliyor. He. Sağ olsun. Sağ olsun. Kadir. Ben seni çok yordum be yavrum. Hadi yat uyu sen de. Dinlen biraz. Hadi aslan. Ben uyurum baba, sen... Asıl sen... Sen uyu baba. Gideceğim lan ben şimdi. Ne olursa olsun gidebileceği tek yer vardı Servet'in. Evi. Ne arıyorsun lan sen burada? Evime geldim, uyuyacağım. Lan ne yüzsüz adamsın Çetin? Sen kimin evinden kimi kovuyorsun ya? Bir desene bana. Lan bana bak. Baba ne yapıyorsunuz baba? Dur ya. Ne yapıyorsunuz amca? Ecrin git yengemi çağır. Lan bak. Yenge! Baba, bu ne bazı kuralları var, öyle kafanıza göre iş yapamazsınız. Sen kimle konuştuğunu sanıyorsun ya? Senin karşında çocuğun yok. Lan sana bir çağır. Tövbe estağfurullah Çetin. Hadi çağır. Ya saksana. Sen saçmalama, uzamazsın. Ne diyorsun? Ya korun baba. Ben şunu gibi yapacağım. Hadi bu. Ya ne yapıyorsun? Sus sana. Lan yürür müsün içeri? 5 dakika, Allah'ını seviyorsun. Bak Allah'ın adını verdim, girelim şuraya. Yeter lan! Her şey Servet'in suçu. Vur nabal... Vur! Bağırma, küfretme. Baban duyacak. Nerede baban, Münevver? Hani nerede baba? Baba! Nerede? He? Servet. Baba! Baba!
Baba! Nerede babam? Baba! Baba! Senin yüzünden olmadı. Hep senin yüzünden olmadı. Olacağı varmış. Baba! Cemal, hoş geldin. Gelmiş, gelmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Verilmiş sadakanız varmış. Öyle, Allah razı olsun. Şu oda. Abi, kusura bakma, yorduk seni de. Duymayayım. Biz böyle günler için varız oğlum. Gel abi. Annem, sen kahvaltı yaptın mı? Gel. Gel, bir şeyler yiyelim. Kadir amcamı arayalım bence. Ondan başka biri çözemez zaten. Arayalım. Kadir amcanızın çözeceği de şüpheli. Pislik ya. Ya şimdi adını anmak istemiyorum da halamın kocası olacak o mal. Evet. Zaten her şey birbirine girmiş. Dedem daha gözünü yeni açmış yani. Sana ne, sen niye karıştırıyorsun ortalığı? Mikser Hanım da konuştu. Sen kime mikser diyorsun Kübra? Sana diyorum. Ne oldu, gücüne mi gitti? Niye mikserlik yaptım ben şimdi kızım? Kusura bakma Zeynep ama Kübra haklı. Yani bu evde herkes senin ne haltlar karıştırdığını biliyor ama kimse söylemiyor. Ya Allah aşkına, sen mi söylüyorsun bana bunu? Sen. Cidden mi ya? Bana bak, benimle doğru konuş. Yengenim ben senin. Ne yengesi ya? Kübra ile benimle Kadircan 2 yaş var aranda. Ne yengesi? Ya biz senin zaten amcamla niye evlendiğini biliyoruz ayrıca. Sadece kimse söylemiyor. Bana bak çocuk. Kardeşime karışma, ne oluyor? Sen hiç konuşma. Asıl sen hiç konuşma. Nasıl kırdın ayağını, bir anlatsana. Ecrin, canını yakarım. Nerelerden atlıyordun da düştün acaba? Emin'in yokluğunda yepyeni bir sayfa açılmıştı Saruhanlıların hayatında. Hiç bilmedikleri bir dünyanın ortasında bir başlarına kalıvermişlerdi. O yüzden şimdi birbirlerine girdikleri için kim suçlayabilirdi ki onları? Ecrin, söyle kuzum, ne oldu? Amca. Benim üstümüm ben. Ben arıyorum. Söyle aslanım. Ya ne olur yardım et. Ya ben çok korkuyorum. Herkes kavga ediyor. Tamam. Tamam, ben geliyorum. Merak etme. Her şeyi hatırlıyorum, biliyor musun? Servet'in söylediklerini. Yaşar'ın beni kucağında taşımasını çocuk gibi. Hastanedekiler de öyle. Karga tulumu aldılar, getirdiler mi? Sanki adam değil de oyuncak taşıyorlar. Aslında benim gözlerim görüyor. Aklım bulanık ama yerinde. Vücudumu hareket ettiremiyorum. Bağırıyorum içimden, bırakın beni, ben kendim yürürüm. Nereye yürüyorsun be akılsız? Yürüyebilecek olsan seni taşırlar mı çuval gibi? İşte böyle fena yıkıldım, fena devrildim canım. Kurtar beni buradan. Allah rızası için kurtar beni buradan. Nasıl yapayım onu doktorlar izin vermeden? Doktor moktor geliriz bizine. Kurtar beni, böyle görsünler istemiyorum. Fazilet kapıda, eve git diyorum, gitmiyor. Kadir desen, öksürsen battaniye getiriyor üstüme. Ben alışık değilim böyle. Bilgiye değil mi? Güçsüz kalmaya. Ya bırak, ne güçsüzdü?
bıraksam tek kolla yürümeye kalkacaksın. Cemal, sadece buram çalışıyor bu el. Burası hiç çalışmıyor. Ya çalışır, gerisi de çalışır, merak etme. Senin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Herkes 3 ayda düzelirse sen 3 haftada toplarsın. Toplasam ne olacak? Toplasam ne olacak? Ben kendimi taştan zannederdim, kağıttanmışım meğer. Üflediler, devrildim. Vay arkadaş ya. Sağlam adamken ayrı söyleniyorsun. Ya felç geçirdin, ayrı söyleniyorsun. Cemal, kurban olayım, kurtar beni burada. Kurban olayım, beni böyle görmesinler. Sor doktorlara, neresi derse oraya gideceğim, söz. Ben istemiyorum. Böyle muhtaç halde olmayı istemiyorum, beni böyle görsün. Tövbe estağfurullah. Ya ne demek o şimdi? Sen anladın beni. Anladın sen beni. Hadi gözünü seveyim, hadi kurban olayım. Kurtar beni. Fethi Bey, günaydın. Nasılsınız? Sabahtan beri sesleniyorum. Neden gelmiyorsunuz? Çok özür dileriz efendim. Benim bu ekranlarım yine neden kapalı? İlhan'ı çağırın bana. Nerede İlhan? Efendim ben sizi üzmemek için böyle bir şey nasıl söylenir bilemediğimizden... Efendim İlhan Bey bir kaza geçirdi de. Ne? Ne zaman? Dün gece. Hastanede, yoğun bakımda. Bilinci kapalı. Uyutuyorlar. Kaldırın beni. Efendim şu anda sizin hastaneye gitmeniz pek mümkün değil. Hastaneye gideceğimi sana kim söyledi? Ha? Gerizekalı. Kaldırın beni. Ben şirketime gideceğim. Bakma öyle. Bana tekerlekli bir sandalye bulun. Beni giydirin. O bütün yöneticilerle toplansın. Hadi. Ben şirketime gideceğim. Tabii efendim. Ceyhun! Bağırma, niye bağırıyorsun? Bir dakika, nerede bu? Ceyhun! Neredesin lan? Niye bağırıyorsun? Ceyhun! Servet! Ceyhun! Servet! Baba, otur artık, yeter. Ceyhun! Gel lan buraya! Oturmayacağım. Gidip yakasına yapışacağım. Baba yapma, baba yapma, baba! Anne! Buyurun Servet Bey. Neredesin oğlum sen? Duydum, geldim efendim hemen. Siz çağırınca... Hey. Ben sana ne dedim lan? Tımarhaneye çevirdin lan burayı. Bana bak. Bura hala Emin Saruhan'ın evi ha. Lan Emin Saruhan'ın evi ise sen ne böyle racon keser gibi konuşuyorsun benimle? Kabadayı mısın lan sen? Sen bak, elimin tersindesin, sana bir sorun. Hadi koy. Ben bir daha. Bana bak. Sen 14 yaşında değilim. Benimle adam gibi konuşacaksın. Adam gibi konuşacaksın. Sen karışma. Ne oluyor ya? Neyi paylaşamıyorsunuz? Hadi geç şöyle, gözünü seveyim ya. Sen bu abinin ne hatlar yediğini bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorsun tabii. Heh. Gel. Böyle izle. Babam bunu izledikten sonra delirdi. Bu salağı evden kovdu, evlatlıktan reddetti. Ondan sonra da şuraya... Ya sen konuştun mu? Nasıl, iyi mi? İyi, iyi, merak etme. Hatta çek Allah'ın izniyle. Aa, of. Ya, of. Nasıl geldi bu? Ya ne bileyim işte, masasındaydı. Değil mi? Ne fark eder? Yemiş işte hurmaları, tırmalıyor şimdi. Lan bizim 73 yıllık çınarımızın hayatına mal oluyordu. Nerede lan? Abi dur, Allah'ını seversen bir dur ya. Gözünü seveyim. 2 dakika sakin kalın ya. Oğlumuz Efe'ye istemiş olma ihtimali yok. Ben de bunu sordum arkadaşım. İkinci bir kötü haberle sarsıldı. Emin Saruhanlı'nın hastaneye kaldırılmasından sonra... Dün gece İlhan Karaçam'ında Verdana Grubu'nun yakında hizmete girecek yeni binasının inşaatından düştüğü öğrenildi. Olay sırasında yalnız olan Karaçam, inşaatın bekçileri tarafından bulundu. Hastaneye kaldırılan Karaçam'ın hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uyutulduğu bildirildi. Bir sonraki haberimiz savaş nedeniyle.
Bu ne? Ha bir de sana mı hesap vereceğim? Gelin lan gelin. Hepiniz gelin tek tek gelin. Bir sakin ol. Hesap sormuyorum. Anlamaya çalışıyorum. Ne bu? Lan sen dedin ya koz vermeyin diye. Aha al buyur. Gitmiş takip ettirmiş, videolarımı çekmiş, fotoğrafımı çekmiş, babama göndermiş. İt. Ah be abi ya. Ah be abi ya. Kadir, sızlanacaksan gel otur yanıma beraber dizlerimizi dövelim. Ama ahlanacaksan git öte tarafta ahlan. Olan oldu. Tamam. Tertemiz. Bütün suç bende, tamam mı? Rahatladım. Sakinlesene ya. İn biraz in. Kolay öyle söylemesi. Herkes diken üstünde. Siz bu insancıklara ne yaptığınızın farkında mısınız ha? Beni Yusuf Emin aradı ağlaya ağlaya. Herkes birbirine girmiş durumda. Millet korkudan, üzüntüden birbirine sarıyor. Sizin insanları toplamanız gereken yerde insanlar sizi toplamaya çalışıyor. Bir sakin ya. Onu bana değil o abine söyleyeceğim. Beni evden kovmaya kalkıyor ya. Babası sanıyor kendini. Atanamamış evin sahibi. Abi! Tamam oğlum bak ben buradayım. Sakinim. Ama üstüme gelmeye kalkarsa yemin ediyorum. Tamam sen burada dur. Ben öbür tarafı halledeceğim. Ama sesin çıkmasın. Dur. İyi tamam. Allah belanı versin. Hayır yani ben sadece doğruları söyledim. Ben yanlış bir şey mi söyledim Hayır, ya? Hayır yanlış bir şey söylemiyorsun. Hiç muhatap bile olmamak lazım. Biz yanlış yapıyoruz. Tamam. Hallediyorum ben. Konuşacağız her şeyi. Sakin olun. Ya amca o Kübra bana neler Zeynep, söyledi. Bir dur dedim. Tamam. Olur oğlum. Her ailede olur. Bizim ailede olmazdı ama amca. Halledeceğim ben. Çözeceğim hepsini merak etme. Hepsini çözeceğim. Amca. Halamı da geri getir ne olursun. O ne demek? Halan nerede? Abi. Sen ne yaptın? Ne yapmışım? Sen Büşra'yı nasıl kovarsın ya bu evden? Bir tane salağın lafına bakarak ne yapıyorsun sen? Laf değil o laf değil. Git göstersin. Senin kardeşin... Bizim kardeşimiz. Benim öyle bir kardeşim yok. Sen bu yılana koz vermeyin demedim. Dedim. Tövbe estağfurullah. Senin kardeşin... onunla buluşup öpüşüyormuş. Ne? Olmaz öyle şey. Ya olmaz. Git Ahmet'e göstersin. Burada mı hala? Sen nasıl bir şerefsizsin lan ha? Nasıl bir mahlukatsın lan sen? Vurma. Lan vurma vallahi kötü olur bak ha. Aha al. Buyur kardeşin. Ben bir şey yapmadım. İftira değil, gerçek. Buradayım Kadir. Bir yere gitmiyorum yani. Alış sen de.
Senin kardeşime dokunmak neymiş? Sana göstereceğim. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen. İlhan inşaattan düşmüş. Hastanedeymiş. Durumu kritik diyorlar. Geçmiş olsun. Söyle bana lütfen. Sen beni dünyanın en mutlu insanı yapmıştın. Sevinç vaat etmiştin. Mutluluk vaat etmiştin. Şimdi nereden çıktı bu keder? Ben hiç bilemedim. Sevinç mi kederden büyük? Yoksa keder mi sevinçten? Benim hayatımda bunlar hep yan yanalar. Hep birlikte geliyorlar beni ziyarete. El ele. Hiç ayrılmıyorlar birbirlerinden. Ne zaman bir şeye sevinsem, biliyorum ki peşinde yine keder. Ölme ne olur. Ben seninle nefes almaya başladım. Yaşamaya başladım ilk defa. Ne olur ölme. Benim kardeşim bunu yapmaz çünkü. Bu saçmalığı yapmaz benim kardeşim. Konuşsana bir şu desene. Yapmadım de bir şu. Yapmadım abi de. Ben sana bunu yapar mıyım de. Ben senin kardeşinim ben. Bir şunum ben senin. Ben herkes yapar ben sana yapmam de. Yapmadım de bir şu. Ha? Ya sen? Sen bizim en akıllı mısın? Abimlerle beni koy bir yere. Hepimiz senin tırnağın etmeyiz. Ya... Ya sen hangi ara bu şerefsizle buluştun? Hangi ara görüştün? Hangi ara ikiniz? Tövbe estağfurullah. Nasıl yaparsın ya böyle bir salaklı? De bana. Anlamazsın ki. Ne? Anlamazsın dedim abi. Neyini anlamayacağım Büşra? Benden yakın kim var sana kızım? Kaç tane saç telin var onu bilirim ben. Ne yersin, ne içersin, neyi seversin, neye ağlarsın, neye üzülürsün. Benden iyi bilen mi var? Anlat anlamaya çalışayım hadi anlat. Beni dinlet. Sen hala evlisin Büşra. Kağıt üzerinde de olsa hala evlisin. Yakıştı mı yakışmadı. Ailemize yakıştı mı yakışmadı. Ya ben dört senemi heba etmişim.
bir güne bir günde ağzımı açıp bir şey dememişim. Hala beni sevdi diyorsun bana. Beni sevdi demedim. Dinledi dedim. Gördün mü, sen de dinlemiyorsun işte. Ya dinlesen duyarsın ne dediğimi. Ben... Sen yoktun abi. 4 yıl boyunca yalnızdım ben. Ya kimin için diyecektin? Haklısın. Beni korumak için amenna. Allah razı olsun, bir sen vardın. Bir sen korudun beni. Ama bu başka. Hayatımda ilk defa biri bana değer verdi. Gözlerimin içine baktı. Hatalıyım kabul. Ama hatasız kim var abi? Günahsız kim var de bana. Olmaz. Böyle olmaz. Bu adam olmaz. Olmaz. Kararımı verdim ben, boşanma davası açacağım. Boşansan da olmaz, boşansan. Babama ettiği laflar, bana ettiği laflar. Bu herif bizi küçümsüyormuş şu an. O adam bizle dalga geçiyor. Hırkalılar diyor bize, bu adam bizi yok etmeye çalışıyor. Öyle değildir o, öyle demek istememiştir. Ya sana ne oldu Büşra? Nerede benim akıllı kardeşim? He? Benim her şeyin en doğrusunu bilen, benim her şeyi gören, gurur kaynağım, gözünden sakındığım. Ya ben senin saçının teline zarar gel. Oh. Yok, senin aklın karışmış. Senin aklın karışmış senin. Sonra uzun uzun konuşuruz biz, tamam mı? Öyle olmaz, böyle konuşmayalım. Al çantana gidiyoruz, hadi burada kalmana izin veremem. Hadi al çantanı. Gelmeyeceğim al. Abi ben. Çocuk değilim ben, dönmeyeceğim eve. İlhan'ı bir başına bırakamam. Yalnız bırakamam. Ne yapar, nasıl iyileşir? Ne gerek vardı böyle bir şey? Başkası olsa sıyırır geçerdi de. Sen öyle büyük hayal kırıklığına uğrattın ki beni. Öyle yıktın ki beni. Anlatsam aklını hayalini almaz. Ben içeri geçeyim var. O kapının arkasında ailen, biz yokuz. Ben yokum. Bugün yüzünü görecektik. Babam sen benim aklıma mükayet ol.